Fatoş Baykal and Can Gazi hosting Northern Exposure. Zehra Özvayık with The Young Sound. Nevra Çağlar hosting Music Station. Mehriban Yolcukuş hosting Morning Light and Night Waves. Hülya Okay hosting Inspirations. Çiğdem Alageyik with That's Life. Can Gazi hosting Wednesday World with The Gazi and The Breakfast Show. Fatoş Yücesoylu hosting The Blue, Engin Dervişağ and Bora Kondoz with Top 20. Kusey Eleyan hosting Northern Guide in Arabic, Nermin Volkan with Spotlight, Denise Phillips with Radio Angel and the main event. DJ Mike with The Jukebox Show and DJ Roland hosting Blues and Rock Show. Zalihe Talibolulara with Roundup Press Headlines, Fatoş Baykal with North Brochure. Seyir sefer, araç muayene veya aracınız için yurt dışı çıkış harçlarını internet üzerinden kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken www.bub.gov.cr adresini ziyaret etmek. Araç plaka ve kimlik numaranızla birlikte koçan düzenleme devir tarihini yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaşırsanız mesai saatleri içerisinde 1300 numaralı araç kayıt destek hattını arayın. Mesai saatleri dışında akos@bub.gov.cr adresine e-posta göndererek yardım alabilirsiniz. Evde kalın, kendinizi ve başkalarını riske atmayın. Bazen planlar beklenmedik bir anda değişir. Böyle anlarda tıpkı sizin gibi ailenizi korumaya kenetlenecek birine ihtiyacınız var. Aracınız sizi korumak için hep yanınızda. Şimdi onu yeni Kastrol Magnetek ile koruma sırası sizde. Dualog teknolojisine sahip Kastrol Magnetek, kenetlenen molekülleriyle aracınızı durmaksızın korur. Merkezinden mutlu günler. Gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, dün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümüydü. Gün dolayısıyla mesajlar yayımlandı, görüşler paylaşıldı. Girne ise Dünya Kadın Hakları Günü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı kazandırmasının 88. yıl dönümünde önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Kadın ve siyaset çalıştayında yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilirken, kadının siyasetteki varlığının güçlendirilmesine yönelik rapor oluşturulacak. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği 1. Kadın ve Siyaset Çalıştayı Girne Acapulco Resort Otel'de gerçekleştirildi. Çalıştay açılış konuşmalarıyla başladı. GİKAT Başkanı İçim Çağner Kavuklu, kadının siyasetteki varlığının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Kadının siyasetteki konumu çok önemli. Bizim çok önem veriyoruz. Çünkü bu konu sadece kadını da ilgilendiren bir konu değil. Aynı zamanda demokrasinin bir sorunudur. Çünkü nüfusumuzun yarısının kadın olduğunu düşündüğümüz zaman mecliste yapılan yasalar veya yürütmede nüfusun yarısının temsil edilmediği kararların demokratik veya çoğulcu olduğunu söylememiz pek mümkün değildir. Ve aynı zamanda yönetimde de başarısızlık kaçınılmazdır.
İçim Çağner Kavuklu, uzun yıllar sömürge idaresinde kalan, içe dönük yaşam süren, varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk toplumunda siyasetin kadının öncelikler arasına giremediğini de ifade etti. Bugüne geldiğimizde katılım, meclisteki katılım oranı, kadın varlığı %22'lerde. Ve yine tek bunca yıldan sonra tek bir kadın bakanımız mevcut. Üstelik de dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. 80 kadın adaydan bahsediyoruz. 80 kadın, hani kadınların meclise girmeye isteksiz ve niyetli olmadığı söylenmekte ama işte 80 tane kadın adayımızdan sadece 11 tanesi seçilmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Profesör Doktor Süheyla Erbilen de kadınların siyaset ve diğer tüm alanlarda erkekler kadar yer almasının demokrasinin ana unsuru olduğunu kaydetti. Günümüzde kadınların siyasal ve karar alma mekanizmalarına daha dahil olmalarının daha demokratik ve eşitlikçi bir toplum için gerekli olduğunu dünyadaki tüm sivil kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kabul etmektedir. Erbilen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Meclisi ve belediye seçimlerinde yeterince kadın temsiliyetine ulaşılamadığını da aktardı. Çalıştay'ın işleyişi hakkında bilgi veren Erbilen, Çalıştay sonucunda bir rapor oluşturulacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından yuvarlak masa oturumlarına geçildi. Çalıştay'da 5 ayrı masada kadının politik temsili, kadının sivil toplum örgütleri ve diğer kurumlar aracılığıyla güçlendirilmesi, kadın ve demokrasi ilişkisi ve öneriler konulu 4 oturum gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmış emekli komutanlardan Orgeneral Şükrü Sarıışık ve emekli Korgeneral Ömer Paç, Meclis Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Kabulde konuşan töre, Türk askerinin adadaki varlığından vazgeçildiği takdirde Kıbrıs'ın Girit durumuna düşebileceği uyarısında bulundu. Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün bu bakımdan hayati bir konu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmış eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlarından emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve emekli Korgeneral Ömer Paç'ı kabul etti. Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la çalışma imkanları olduğunu anımsatarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Emekli Korgeneral Ömer Paç da bu yüce meclis Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının teminatı ve sembolüdür diyerek Meclis Başkanı Tören'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bayrağını en yüksek seviyelere taşıyan Türklük sevdalısı bir devlet adamı olduğunu belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Türk askerinin adaya ayak basmasının ardından Kıbrıs Türk halkının özgür olduğunu söyledi. Devletin bekçilerinin mücahit askerler, güvenlik kuvvetleri ve barış kuvvetleri komutanlığı olduğunu belirtti. Mehmetçiklerimiz bizim bedenimizdeki candır, damarımızdaki kandır. Biz bunlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Eğer bunlardan vazgeçersek, bir hata olursa, bir yanlış olursa Kıbrıs Girit Adası durumuna düşer. 12 adalardan sonra 13. ada olur. Bundan dolayı da Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesi ve Türk askerinin adada kalması gerekir. Bir anlaşma Rumlarla zaten olması mümkün değildir. Çünkü biz geçmişte Rumlarla iç içe, birlikte, ortak bir devlette yaşadık ama Rumlar bu devleti yaşatmadılar, işgal ettiler. Adayı işgal edemediler, toprakları işgal edemediler ama Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan töre, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmanın devamının geleceğini söyledi. Anavatan Türkiye'nin bütün uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunduğunu görmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Töre, emekli komutanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde onurlu ve çok kıymetli görevler yaptığını söyleyerek verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.
Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin de desteklediği iki devletli siyasetin her geçen gün daha da benimsenmekte olduğunu söyledi. Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınması gerektiğini söylemesinin Kıbrıs Türk halkı için gurur verici olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mardin'den gelen Kıbrıs gazilerini kabul ederek görüştü. Kabuldeki konuşmasında gazilerin baş tacı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsızlık mücadelesinde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Verilen mücadelenin bir Türklük mücadelesi olduğunu ifade eden Tatar şunları kaydetti. 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bugünlerde Mavi Vatan, evet, ve Türkiye Cumhuriyeti ile yürütmekte olduğumuz iki devletli siyaset egemenlik temelinde ileride bir çözüm olacaksa ancak bu şartla da olabilir şeklindeki yeni siyasetimiz Kıbrıs'ta iki ayrı egemen eşit devletin işbirliği bir anlaşma olabileceğini, Rumlarla bir ortaklığın olamayacağını, şimdi burada Kıbrıs Türk halkının kendi refahı, mutluluğu, güvencesi Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ve Türk askerinin buradaki varlığıyla ancak olabilir. Dolayısıyla ben bir kez daha sizlere şu anlamı belirtmek istiyorum ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte onların desteğiyle yürütmekte olduğumuz yeni siyasetin her geçen gün daha da benimsenmekte olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma zamanı geldiğini bütün dünyaya haykırmaktadır. Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 öncesi mücahitlerin çok büyük kahramanlık gösterdiğini ve Kıbrıs Türk halkının Rum saldırılarına karşı direndiğini anlatarak, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız, özgürlüğümüzü size borçluyuz. Bu harekat bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasına vesile olmuştur, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının bir başlangıç olduğunu ve adım adım gerisinin de inşallah geleceğini söyledi. Tüm dünya ilgisini... Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası konulu konferansın açılışında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına da değindi. Türk Devletleri Teşkilatı'yla birliğini güçlendiren Türk dünyasının yeni bir jeopolitik gerçeklik olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçen ay düzenlenen Semerkant Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye haline geldiğini hatırlattı. Bu bir başlangıç, adım adım. Gerisi de inşallah gelecek. Zaten şimdiki endişeleri, paniğe kapılmalarının sebebi de o gelecek olan, yani gerisi dediğimiz. Sonuçta Türk dünyasıyla işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi aslında Türk dünyası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci üye olarak almasıyla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyası Doğu Akdeniz'e de bu şekilde inmiş oldu. Yani erişimi güçlendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalarda yaptığı tatbikatlara ilişkin sert konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Arescu'yla düzenlediği ortak basın açıklamasında Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Atina'nın uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız, dedi. Adaların silahlandırılmasına sessiz kalmayacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, gerekli adımları sahada atacağız. Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız uyarısında bulundu. Sayın seyirciler, Letra Palace sınır kapısının aracıyla bariyeri kırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kanunsuz giriş yapan A.N. mahkemeye çıkarıldı. Zanlı davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere merkezi cezaevine gönderildi.
Ledra Palas sınır kapısından dün polisin dur uyarısına uymayarak aracıyla bariyere zarar verip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen ismin baş harfleri AN olan zanlı bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. 34 yaşındaki zanlı teminat duruşması sonrasında davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikatı yürüten polis memuru zanlının dün saat 14.20'de Ledra Palas sınır kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne araçla geçiş yapamayacağı izah edilmesine rağmen işlem yaptırmadan polisin dur uyarısına da uymayarak bariyere hasar verip olay yerinden kaçtığını anlattı. Tahkikat memuru zanlının 14.55'te Şehit Ecvet Yusuf Caddesi'nde Deniz Plaza adlı işletmenin önlerinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Meseleyle ilgili olarak zanlı hakkında herhangi bir muhaciret işlemi yapmadığı için birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten de soruşturma açıldığını kaydeden tahkikat memuru, zanlının serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kaçma ihtimali olması nedeniyle tutuklu yargılanmasını ve bir ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Tahkikat memuru zanlının nefes örneği ve ifade vermediğini belirterek bir şey söylemekten ve dava tebliğini imzalamaktan da imtina ettiğini söyledi. Tahkikat memuru olayla ilgili net kamera görüntüsünün olduğunu ve tanıkların bulunduğunu belirtti. Anne ise sınır kapısında kendisine geçemeyeceğinin söylendiğini ve kötü davranıldığını savundu, arabasına da ateş edildiğini söyledi. Yargıç Nil Elodie Çeliker'in sorusu üzerine tahkikat memuru polis bariyere kasti hasar verdikten sonra durması için AN'nin aracının lastiğine ateş edildiğini ifade etti. Savcı Hasan Boşnak da zanlının kasti hasardan metal dar olsa da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten de dosya tanzim edileceğini belirtti. Zanlının ülkede gayri yasal şekilde bulunduğunu ifade eden Boşnak, serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçması ihtimaline dikkat çekti. Zanlının ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Boşnak, zanlının davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini istedi. Yargıç Nil Elodie Çeliker de kasti hasarın son derece ciddi bir suç olduğunu belirterek zanlının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gayri yasal bir şekilde giriş yaptığını ve yargılanmaktan kaçma riskinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydetti. Çeliker, zanlının davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere merkezi cezaevine gönderilmesine karar verdi. Dün sadece diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas sınır kapısından polisin dur uyarısına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen Güney Kıbrıs'ta sakin AN güvenlik kameraları kayıtları kullanılarak kısa sürede yakalanmıştı. Evet, ülkemizdeki gündem böyleydi. Şimdi dünyaya bakalım. Değerli izleyenler, İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları artıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı 10 yaş altı çocuklarda görülen hastalığın 9 can kaybına neden olduğunu duyurdu. İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat arttı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler'de Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif gaz hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısının 9'a yükseldiğini belirtti. Ölen çocukların hepsinin 10 yaş altında olduğu ifade edildi. Uzmanlar hastalığın küresel olarak yayılmasından endişeleniyor. A grubu strep bakterileri ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar pek çok enfeksiyona neden olabiliyor. Ancak bakteri nedeniyle şimdiye kadar ölümcül hastalık nadir görülmüştü. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı uzmanları yeni bir strep A varyantının dolaşımda olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve artışın büyük olasılıkla dolaşımdaki yüksek miktarda bakteri ve sosyalleşme ile ilişkili olduğunu ifade ediyor. Değerli izleyenler, İran'da genç Mahsa Amini'nin polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili idama mahkum edilen 16 kişiden 5'inin cezalarının yüksek mahkemede onaylandığı ve yakında infaz edileceği bildirildi.
İran'da Mahsa Amini'nin polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda 3 Kasım'da bir güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada yargılanan 16 kişiden 5'i idama mahkum edildi. İran Devlet Televizyonu'na göre İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeş'i başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi. İranlı sözcü kimsenin protesto için tutuklanmadığını, kamu düzenini bozan ve ülke güvenliğine karşı eylemde bulunan isyancılara karşı soruşturma açıldığını ve bunlardan bir kısmının da tutuklandığını kaydetti. Tahran yakınlarındaki Kereç kentinde 3 Kasım'daki gösteriler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda devrim muhafızları ordusuna bağlı milis gücü Besik'in bir mensubunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 16 kişinin yargılandığı davanın sonuçlandığını aktaran Setayeş'i, sanıklardan 5'i güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmak ve kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçundan idama mahkum edildi diye konuştu. Mahkemenin aynı davada yargılanan diğer 11 sanığı ise uzun süreli hapis cezalarına mahkum ettiğini belirten Setayeş'e sanıklardan 3'ünün 18 yaşının altında olduğunu aktardı. Değerli izleyenler, yeniden yurda dönüyoruz. Tarım Bakanlığı büyükbaş hayvan düşük zararı olan 155 üreticiyle don ve dolu sonucu narenciye ürünleri hasar gören 60 üreticiye tazminatlarının ödeneceğini açıkladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre hayvancılık zorunlu sigorta tüzüğü gereğince Ekim ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 155 üreticiye 239 vaka için toplam 437.200 Türk Lirası tazminat ödendi. Yapılan açıklamada banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan alabilecekleri belirtildi. Tarım Sigortası Fonu ayrıca 2021-2022 üretim yılı Ocak-Mart aylarında gerçekleşen don ve dolu sonucu narenciye ürünleri hasar gören 60 üreticiye 590,25 dönüm alan için toplam 669.927 Türk Lirası tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. Narenci üreticileri tazminat ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve veya köy kooperatifleri şirketlerinden alabilecek. Sayın seyirciler, Meteoroloji Dairesi havanın bugünden itibaren 4 gün boyunca yağmurlu olacağını bildirdi. Meteoroloji Dairesi'nin 6-12 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Rapora göre bugün hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi parçalı az bulutlu, Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredeceği dönem sürecinde rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetle esecek. Değerli izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu'nun vatandaşların 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimlerinde nerede oy kullanacaklarına dair duyurusuyla bültenimizi noktalıyoruz. Ama tabii ki bültenin ardından, bültenin dahilinde para piyasalarıyla Damla Soyalp sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın. Kurulu'nun 19 numaralı duyurusu. 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel kuruluş organları genel seçimlerinde vatandaşlar www.mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adresi web sitelerinden, nerede oy kullanacağım linklerinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecektir. Bu şekilde sonuç alınamaması halinde 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilirler.
Yine sonuç elde edilemediği takdirde aşağıda verilen telefon numaralarından ilgili ilçe seçim kurullarına ulaşıp bilgi edinebilirler. İlçe seçim kurullarımız yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir takım tedbirler almış bulunmaktadır. Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin 22 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili ilçe seçim kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecektir. İlgililere duyurulur. Telefon numaraları: Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu 612-2025, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu 612-2040, Girne İlçe Seçim Kurulu 612-2056, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu 612-2072, İskele İlçe Seçim Kurulu 612-2082, Lefke İlçe Seçim Kurulu 612-2098. Asbank gün ortası piyasaları sunar. Salın dolar TL öğle saatlerinde 18.64'ten euro TL 19.57'den ve sterlin TL 22.67'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.05 seviyesinde seyrediyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %1.38'lik artışla 5026 puana yükseldi. Kripto paralarda ise geriye doğru gidiş var. Bitcoin 16.962 dolardan, Ethereum ise 1251 dolardan satılıyor bugün öğle saatlerinde. Altınla devam edelim. Altında sert bir düşüş yaşanmış, ardından toparlanma geldi. Gram altın 1062 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1739 TL'den, Cumhuriyet altında 7154 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 1773 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşte hafif bir düşüş var. 22,5 dolar seviyesine geriledi ve petrol, Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı ciddi bir düşüş yaşadı. 81 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gün ortasında piyasalardaki son durumla karşınızda olduk. Hoşçakalın. Asbank gün ortası piyasaları sundu.